Türkiye'de tarım planlı bir şekilde çökertildi. Ortalama çiftçi yaşı 58, köyler metruk durumda. Hayvancılık ise bitme noktasına geldi. Bütün bu gelişmelerden sonra Türkiye daha vahim bir sürece yaşamaya başladı. Türkiye'de birçok tarım arazisi yabancılara satılıyor. Bunun yanı sıra özellikle tarım ve hayvancılıkta istihdam Suriyeli ve Afganlara terk edilmiş durumda. Bakın, size çarpıcı bir rakam vereceğim. Bütün bitirme çabalarınıza rağmen Türkiye'de yaklaşık 250 bin koyun sürüsü bulunmaktadır. Bunların %90'ının çobanı maalesef yabancı uyrukludur. Bu yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım Bakanlığımız arasında yapılan bir anlaşma gün yüzüne çıktı. Buna göre özellikle Suriyeli sığınmacıların kalıcı olması için tarım ve hayvancılık alanında bakanlığımıza destek verilmesi öngörülmektedir. İşte tam buna da paralel olarak Dünya Bankası'nın Türkiye'ye bir kredi verdiği ortaya çıktı. Bakın, bu kredide çarpıcı olansa şudur. 2028 yılına kadar 11 bin Suriyeli sığınmacıya devlet tarafından tarım alanında kadro verilmesi şartı konuldu. Milyonlarca işsizimiz varken 11 bin Suriyeli'ye kadro verilmesi şartını nasıl kabul edersiniz? Bu nasıl bir ihanettir? Yani ülkenin tarım ve hayvancılığını çökerten iktidar, ekonomisini batıran tek adam rejimi 3-5 dolara el açıp karşılığında ise Suriyeli sığınmacılara kadro verileceğinin taahhüdünü veriyor. Bu krediyle ilgili ilginç başka bir detay daha var. Bu kredinin 12 milyar doları özel sektör yatırımlarına ve yap işlet devre projelerine ayrılmış durumda. Anlaşılan o ki iktidar Dünya Bankası'nın mülteci dayatmasına beşli çeteye bütçe oluşturmak için onay vermiş durumda. Yani iktidar gider ayak ülkeyi batırırken yandaşlarını kayırmayı da ihmal etmemiş durumda.